Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. İstanbul Bağcılar'dan, Bağcılar Meydan'dan herkese 13. kez selamlar olsun. Sevgili seyirciler, maskeyi çıkarayım başkanım değil mi? Şimdi başkanım da sağlam, ben de sağlam. Evet sevgili seyirciler, dediğim gibi Bağcılar Meydan'dan, İstanbul'un en iyisinden, Hamsi Şöleni'nde gerçekten ses getiren bir etkinlik. Burası ilerleyen saatlerde binleri, on binleri bulacak. Haddim olmadan bir hatırlatma yapacağım. Aslında iki gün önce start verecektik ama olumsuz bir şeyle karşılaştık. Başkanım da ona değinmeyeceğine eminim ama ben ufaktan bir sitem edeceğim. Hatta bu sitem esnasında çok kısa bir görüntü izleteceğim. Ondan sonra da umarım Bağcılar, Trabzonlar ve Türkiye'de bizi izleyen, daha doğrusu 54 ülkede bizi izleyenler ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Ama önemli olan gün bugün. İki sene aradan sonra büyük etkinliğimiz, büyük şölenimiz yeniden başlayacak. Hemen arkamda hamsiler yağda pişecek, mangalda pişecek. Buradaki değerli Bağcılar'a gelen, İstanbul dışından da gelen misafirlerimize ikram edilecekler. Acizane ben de 8.sini mi 9.sunu mu sunuyorum onu da bilmiyorum. Çünkü vazgeçilmezimiz oldu. 13. 13. 13. Hayır ben biraz sonuna katılmıştım ya başkanım. Sizin 13. Sizinle beraber 13. Öyle mi? Yani yaşlandım. En azından telefona katıldınız. O başka. Şimdi yanımda hemen Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanımız Ethem Coşkun, aynı anda da Bağcılar AK Parti İlçe Başkan Yardımcımız, ama bugün için şunu söyledi. İlçe başkanlığını siyaseti koymayacağız Ahmet dedi ama ünvanı koymak zorundayım ben. Sevgili başkanımdan çok kısa bugünkü etkinlikle ilgili bilgi alacağım. Ondan sonra ben izleyicilerimizi kısa bir hazırlık görüntülerle baş başa bırakacağım. Sonra gerek Lokman Çağrıcı Başkanım, gerek Federasyon Başkanımız, şunu da hatırlatalım başkanıma, bu etkinlikten dolayı biz katılamayız. Rahmetli Erkan Ocak'ta üstadımızın bugün anma programı var. Selam olsun. Onu da ekrana getireceğiz. Bu yayın içerisinde kısa da olsa oradan da görüntüler getireceğiz. Başkanım, 13 kez sizi tanıttık. Haricinde canlı yayınları aldık. Tanıyan tanıyor ama 54 ülkede bizleri izleyen
görüntümüzü, sesimizi görüp duyan insanlara, izleyicilerimize ne demek istiyorsun? Kendimi tanıtayım isterseniz. Ethem Zoşkun. Elhamdülillah Trabzonluyum. Bu ara elhamdülillah Trabzonluyum diye hemen aklıma geldi. Evet, bugün yazdan bir hava var. Mübarekliğini bir kere daha göstermiş oldu. Başkanım, cuma günü yapsaydık yağmur vardı. Kurban oldum Allah. O günü iptal etmenize vesile oldu ve bugün yazdan kalma bir hava. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz hep diyoruz ya, mübarek insan oftan mı çıkacak? Bu sayede oflularla batıyor, evet. Haberin olsun başkanım. Evet, onları çok sevdiğim de. Vatanımızın biz her türlü insanını sevmeye mecburuz ve seviyoruz. Vatanı, milletini seven herkesin yanında olduk bugüne kadar. Bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz. Tabii o işin şaka tarafı. Evet, biz gerçekten yapmış olduğumuz ve ilk başladığımız günde 20 kilo hamsiyle başladık. 20 kilo? Evet, 20 kilo hamsiyle başladık. Tabii ki. Şu anda nereden bakarsan 5 ton hamsiyle devam ediyoruz. Lokman başkanım, kızmayın mı hamsileri bana yıkıyorsun diye. Hamsi ondan ama millet yedirmesi de bizden. Karşılıklı Allah razı olsun, hepsine teşekkür ederiz. Gerçekten bu bir marka oldu artık. Marka bir oldu. Dünya markası oldu. Artık ülkemizi aştı. Yurt dışına, Amerika'dan dahi bizi arayanlar var. Şunu söylüyor. Hamsileri nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatın, biz de yapalım. Başkanım, bir de orada ne var? Bir özlem var. O özlemi burada bu insanlarla, bu kalabalıkta, bu coşku. Burada sadece Trabzon yok ki. Röportajları da gördük. Erzurum var, Diyarbakır var, Elazığ var, Van var, Muş var, işte Artvin var. Yani o yüzden bu topluluğu buraya biriktirip sorunsuz bir şekilde atlatabilmek kadar güzel bir şey yok. Tabii ki örnek teşkil ediyor. Bakın, sözünün başında siz belirttiniz, siyaset de yapıyorum. Ama artık burası siyaset üstü bir olay. Hep şunu söylüyoruz. Genelde bakarsanız siyasi partiler kendi taraflarını toplayıp etkinlik programı yapıyor. Ama biz şu anda hiçbirisine sormuyoruz. Ülkemizin neresindensiniz? Hangi partilisiniz? Kesinlikle sormadık bugüne kadar. Ama bugünden sonra da sormuyoruz. Zaten cuma günü yaşadığımızın en büyük sıkıntının başında gelen olay da buydu. Evet. Biz şunu diyoruz. Kim olursa ol, hani Mevlana'nın bir sözü var ya, ne olursa ol yine gel. Biz herkese gel dedik. Adıyamanlıymış, Mardinliymiş, Urfalıymış, Bitlisi, bir Diyarbakır. Bizim için hiç önemli değil. Biz insan ayrımı şurada yaparız. Vatanın, milletini sevenin yanında olduk. Bugünden sonra da olacağız. Karşısında olanın da biz karşısındayız. Bizim tek siyasetimiz bu. Eğer birileri bunu siyaset olarak görüyorsa, evet, bu siyaset yapıyoruz kardeşim. Açık ve net. Çünkü sivil toplum örgütleri artık kendi yöresine değil, genel hitap etmeye başladı. Bunların bir tanesi bazı Trabzon'a deniliyor. Eskiden herkes köyündeki hemşehrilerine, memleketindeki hemşehrilerine yaparlardı. Ama biz ne yapıyoruz? Genele yapıyoruz. Ülkemizin bütün insanlarını yapıyoruz. Yılda bir gün, mesela geçen sene yapamadık biliyorsun pandemiden dolayı. Bütün dünya durmuştu. Ondan önce onun, de şehidimiz vardı. Onun ezikliğini yaşamış bir insanım. Gerçekten şu ortamı bugüne kadar getirmek kolay bir şey değil. Yani 5 ton hamsi alıp temizleyip insanlara sunmak kolay bir şey değil. Zorlanıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz ama şu güzellikleri gördükten sonra o sıkıntılarımız artık bizim mutluluğa dönüyor. Biz de bundan hoşnut oluyoruz. Yani birileri de maalesef bize bunu çok görüyorlar. Ya gelin diyoruz ki, biz değil, hepimiz 81 ilimizin bütün insanları buraya toplansın. Siyasiler buraya gelsin. Evet. Burada güzellikleri konuşalım. Burada mutlulukları konuşalım. İnsanlar bir araya nasıl getiririz? Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Ülkemizin maalesef dört bir tarafı düşmanlarla çevrili. Biz birliktelik içerisinde mutluluk, bir araya gelmemize ne yapmamız lazım? Gelin bunları konuşalım. Ama ben başkan oldum, istediğimi yaparım düşüncesi maalesef cuma günü yaşadığımız sıkıntıların bir başlangıçtı. Hemen lafını kesten başkanımın, normalde benim yüreğimde gülen adam ama damarına basınca ben cumadan bu yana hala bu yüzünün gülmesine şaşıyorum başkanım. Helal olsun, başka bir şey demiyorum. Şimdi Ahmet Bey, şöyle söyleyeyim. Siyasette kin yoktur. Olmaması lazım. Bazıları belediye başkanı Lokman Çağrıcı. Yalnız ona oy verenlerin başkanı değil. Tabii. Bazıların başkanıdır. Bu her İstanbullusunda geçelim. Ülkemizin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Oy verenin de vermeyenin de. Ama vermeyene karşı bu şekilde kin beslenirse bunun sonumuz, Allah hayır etsin diyorum. Çünkü bu konuda gerçekten biz sivil toplum örgütleri olarak ortada kaldık. Eziliyoruz. Yani 45 tane standın şuradan sökülüp götürülmesini ben hazmedemiyorum. Unutamıyorum. Yani hep aylardan beri, günlerden beri uğraşıyoruz ki buradaki bütün hemşehrilerimize, bakın bazıları da oturan bütün herkese, Trabzonlulara değil,
Karadenizlilere değil, bütün herkese bir hizmet edelim. Ya cebimizden para veriyoruz ya. Yani bugün 5 ton hamsinin kas para olduğunu, buralara gelene kadar ne kadar para masraf edildiğini bunu burada söylemek istemiyorum ama birileri bunu tahmin eder. Yani. Trabzon'da 15 lira, yerinde 15 lira, düşünün burada kas para olduğunu. 20'nin üzerinde biz aldık. 5 ton hamsi 100 bin lira yapar. O etkinliği hepsini yaparsa kas para mal olduğunu tahmin edebilirsiniz. Artı bizim burada yapacak olduğumuz, kazanacak olduğumuz o standlardan 5 lira 10 liraydı. Biz ne yapıyorduk? Fakir fukara öğrencilere burs veriyorduk. Ya evet. Garibanlara biz erzak yolluyoruz. Biz fakir fukarayı evine gidip ziyaret edip elimizden gelen maddi ve manevi yardımları yapıyoruz. Bunu bize çok mu gördüler? Biz ne yaptık? Bizim susumuz şurada bir garibana fakir fukara yardım etmek mi? Bu mu? Bu ara başkanım daha başlamadan sıra hemen hemen bir 15 metre geriye doğru gitti ve eminim bu Kirazlı meydana kadar, Kirazlı metroya kadar gidecektir, bana öyle geliyor. Daha ateşler yanmadı. Başkanım, konuşmuş olduğunuz kelimelerin altına imza atmamak mümkün değil. Çünkü iç içeyiz. Çok iyi biliyorum. Cuma günden beri yanınızdayım. Hem Urfa günleri hem Giresun günlerini çekerken bile Sayın Başkanım yanında olmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Anlayan anlamıştır. Günümüze gelirsek bugün ne yapacağız? Önce bu sevgili kardeşlerimiz hamsileri hazırlayacaklar. Sonrasında devam edelim. Şimdi bugün alanımız geniş Allah'a şükür. Sıkıntı yaşamayacağız. Hemşehrilerimize istediğimiz üst yerden hamsi dağıtacağız. Hamsinin bir yağda kızartmasının dışında 20'nin üzerinde yine çeşit yemeklerimiz var. Bunlar hemşehrilerimize sunacağız. Hani diyorlar ya hamsiden pizza olur mu? Evet biz yaptık. Burada var. Bütün hemşehrilerimize bunu tadacaklar inşallah. O zaman şöyle yapalım. 20'nin üzerindeki görüntüleri sevgili seyirciler bu cuma değil bir sonraki cuma yayınlayacağım. Çünkü gerçekten dolu dolu bir program olacak ve bir bölümle yetiştiremeyeceğimi bildiğim için başkanıma dedim ki başkanım bir bölüm senden bir bölüm benden. İkinci bölüm için devam edelim. İnşallah edeceğiz. Yani Yüce Rabbim can sağlığı verdikten sonra daha çok hamsilerle bir araya geleceğiz. Sözlerimiz sonunda şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz dünya bir pandemi krizinden geçti. Geçmektedir hala da. Ekonomi sıkıntılar var. Herkes olduğu gibi tabii bize de var. Ama biz şunu söyledik. Dedik ki yılda bir günde olsa en azından şurada huzurlu mutlu kaynaşalım. Bir araya gelip gülüp eğlenelim. Evet. Yani bunun mutluluğunu yaşayalım. İnşallah bundan sonra bu mutluluğu bize çok görmez diye düşünüyorum. İnşallah. O zaman şöyle yapalım başkanım. Ben elimden geldiği kadar misafirlerimize zaman zaman mikrofonu uzatacağım. Sizin yoğunluk başlamadan yönetimi ben bir almak istiyorum. Çünkü yönetimin gerçekten size desteği çok büyük ve çabalarını görüyorum. Bazen başkanlar gerçekten yalnız kalır ama Bağcılar Trabzonlar Derneği'nde yalnızlık değil gerçekten birbirine bağlılık var. Ethem Başkan liderdir. Diğerleri kurmaylarıdır. Kamera arkasında göz önünde değil de arka planda olan insanlar ama çalışmalarını ben biliyorum. Burayı toparlayalım sonra açılışınız olacak zaten. Açılış esnasında ben etraftaki oluşumu, kalabalıklaşmayı yavaş yavaş ekrana getireyim. En güzeli de hiç vazgeçilmezin, olmazsa olmazın Bağcılar Trabzonlar Derneği Trabzonspor Bayrağı. Elhamdülillah. Evet. Artı dikkatini çekeriz. Şu an varımız, iyi gidiyor. Evet. O sene bu evet. Sene mi başkanım? Tabii o sene inşallah bu sene olacak. Biz hep şunu söyledik. Siyasette de olsun, yaşamımızda olsun. Hakkımız olan bir şey istedik, istiyoruz. Hakkımızsa Yüce Rabbim bize onu bize nasip etsin. Biraz önce söylediniz ya ben dernek başkanıyım ama bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Burasını yalnız Ethem değil, biz yönetim olarak hepsi bir Ethem'dir, hepsi başkandır. Hep beraber yapıyoruz. İnşallah bunda da... Başkanım, hemen yönetim dedim yemişken evet. Yanımda yönetmen olan arkadaşlarımızı alayım. Evet. Alayım, tek tek alayım. Vallahi başkanım bu çok güzel. Trabzonspor maskesiyle dağıtılacak mı izleyenlere yoksa... Dağıtacak olduğumuz var ama artık ne kadar yeterli olur. Dikkatini çekerim izleyenlere dedim ha. Yani buradaki misafirler demedim milyonlara bulur galiba. İşte olanı dağıtacağız ama binlerce insana ne kadar yeterli olur onu da bilemiyorum. Başkanım mikrofonu size veriyorum. Yönetimi en iyi siz tanıtırsınız. Yönetimi tanımak için sizinle beraber ben turlara geçeceğim. Kameranın arkasına geçene kadar. Evet. Her zaman yaptığım gibi ben...
açılışı yaptıktan sonra kameranın arkasındayım. Kameraman, montajcı, yapımcı her şeyi ben. Evet, bizi izlemeye devam edin. DNA'mızda yalnız Ethem Zoşkun değil, gerçekten bu ham şölende büyük emek veren arkadaşlarım yanımda. Şimdi onların görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Başkan vekilimiz Şakir Günaydın'dan başlayalım. Buyur Şakir Bey. 13.sünü düzenlediğimiz geleneksel hamşi şölenimizde bütün Bağcılar halkına, herkese buradan hoş geldiniz diyoruz. Ve bu şölenimizi ilk başlatanlardan Bağcılar Trabzonlar Derneği Başkan Yardımcısı Şakir Günaydın. Şimdi bizler burada tabii yaşadığımız şu son 2 yıl içerisindeki pandemiden dolayı insanlar birbirleriyle bir araya gelmekte, birbirleriyle kaynaşmakta çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Biz de bunlara bir nebze bir araya getirmekte, bir nebze katkı sağlayabilmek adına geleneksel düzenlediğimiz hamşi şölenini bu sene de organize ettik bütün yönetim arkadaşlarla beraber. Tabii birçok biz bu aşamaya getirmek ve bu insanlara bunu sunabilmek adına gerçekten çok zorlu bir yolculuğumuz var. Biz bu konuda tabii emeği geçen bütün ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi ve bütün herkese buradan teşekkür ediyoruz. Yalnız biz bu konuda tabii teşekkürlerimizi yaparken bazı şeyleri biz toplumda tam olarak siyasilerimiz algılayamadılar. Bu konuda bir tavsiyemiz olacak. Bazılar Trabzonlar deney ve bir Trabzonlular olarak. Siyasi kimliklerinden sıyrılıp kültürümüze hizmet etmekte mücadele eden bu yönetimdeki ve başkanımızla beraber bu arkadaşlarımıza sahip çıkma noktasında ve bunu halka iletme noktasında ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı ve bunu da çözüm noktasında bizlerin yanında olmasını beklerdik. Bu ilk değil, sonda olmayacak. Bundan sonraki süreçlerde bunu dikkate almalarını ve bu konuda gereğini yapmalarını bekliyoruz. Evet, dedik ya bu güzel şöleni hazırlayan yalnız Ethem Zoşkun değil, yönetimi. Hepimiz bir Ethem Zoşkun, Murat Karaza, Şakir Günaydınız. Şimdi başkan vekilimiz Murat Karaza'nın bu şölenle ilgili görüşlerini alalım. Ben ilk önce Bağcılar halkına ve Trabzonlara buraya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. 13. düzenlediğimiz hamşi şöleninin emeğe geçen ilk önce kurucu başkanlarımız ve yönetimleri, ondan sonra Sayın Başkanımız Ethem Zoşkun'a ve yönetimlerine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün de hava güzel. 5 ton hamşimiz var. Bunu halkımıza tek tek dağıtacağız. Buradan da belediye başkanımız Sayın Lokman Çağırcı'ya 13 senedir bizi yalnız bırakmadığı için ona da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
yönetimle röportajlarımız devam edecek dedik. Saat 13 itibariyle pişirmeler başlayacak. 14 yani 2'de de dağıtım başlayacak sevgili seyirciler. Biraz sonra da burada müzik şöleni başlayacak. Evet, yanımızda yönetim kurulu tanıtmaya devam ediyoruz. Evet başkanım. Ben İlhan Şahinler. 13.sünü düzenlemiş olduğumuz Hamsi şölenimizde Allah da bugün müsaade etti. Çok güzel bir hava. O Ethem Başkan da değil mi? Mübareklik. Yani bu Lazlar'da bir mübareklik var yani. Bir doğa almışlık var. Bazen belediye başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz bu etkinlik gün bir gün üzerine koyarak devam ediyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Özellikle sizlerden Mavi Karadeniz olarak bizlere çok büyük destek oldunuz. Burada bugün bu insanlara eğer bir nebzede olsa hizmet edebiliyorsak o bizim gururumuzdur. Ha bazı siyasi olarak girmek istemiyorum ama bu sene yine biraz engeller olmaya çalıştı. Evet. Ama biz yine de moralimizi bozmadan 3 gün olacak olan etkinliğimizi 3 gün yine yaptık sanatçılarımızla beraber. Yine bugün de hem Hamsi Festivali hem de kemencelerle güzel bir horona herkesi bekliyoruz. Evet, bizim şimdilik yönetim tanıtımımız devam ediyor sevgili seyirciler. Çünkü biraz sonra yoğunluk olduğu zaman hiçbirini bulma şansım olmayacak. Hatta bazen şunu yaşıyoruz. Bir röportaj alayım dediğim zaman ya Ahmet ha burayı görmüyor musun? Ne röportajı deyip fırça atıyorlar bana. O fırçayı yememek için ben yönetimi tek tek bulacağım. Çok devam edelim bakalım kim nerede? Evet, yönetimi tanıtmaya devam ediyoruz dedik. Trabzonspor. Yani maskeyi çıkarabilirsin dedim. Ya bana güvenmiyor ya Trabzonspor'dan ayrılamıyor. Hüseyin abi. Seni bir tanıyalım. Ben Hüseyin Uzuntaş, Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdum. Hasbelkader 1980'de Bağdır'a geldim. Burada ikamet ediyorum. Bu sene 13. geleneksel düzenlediğimiz Hamsi Festivalimiz. Güneş maşallah çok güzel. Yazdan kalmak insanlarımız kadar akın akın görüyorsunuz meydanda. Evet. Biz de bekliyoruz programın akışına göre kendimizi hazırladık. Milletimize, vatandaşlarımıza hizmet için buradayız. 13.sü hayırlı olsun diyelim o zaman. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, sanıyor ki Trabzonspor maskesi taktı ya. Bende yok sanıyor. Yahu. Bize her yer Trabzon Ahmet abi diyorsun. Bir, ikincisi ben Trabzonluların etkinliğine gelip de Trabzonspor maskesi takmadan gelir miyim? Bence sen Karadeniz'in her yöresinde olan bir abimizsin. Varlığın hepimiz için bir minnet benim için yani. Allah razı olsun. Evet, devam edeceğiz biz. Hemen yanımda kim var? Alalım. Sefer Demirkol. Bağcılar Trabzonlar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Bugün burada Bağcılar Meydanı'nda Bağcılar Belediyesi ile Trabzonlar Derneğimizin düzenlemiş olduğu Hamsi Şöleni'nde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Hamsi burada birleştirici güç. Bugün burada sadece Trabzonlar yok. Burada yaşayan bütün hemşehrilerimiz buradalar. Hava da güzel. İnşallah şölen havasında geçecek. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Sizlere de Mavi Karadeniz'e bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim. Ben İsmail Baskın. Ben de Bağcılar Trabzonlular Derneği'nde yöneticiyim. 78'den beri İstanbulluyum. Aslen Sürmeneliyim. Sürmene doğumluyum. Yani her yıl yaptığımız bir etkinlik bu. Fakat bu yıl Büyükşehir Belediyesi'yle biraz sıkıntılar yaşadık. Keşke hemşerimiz de burada olsaydı. Bağcılar Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Engin Yavuz. 13.sü düzenlenen Bağcılar Hamsi Festivali'ne bütün halkımız davetlidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok güzel bir şölen olacak inşallah. İki senedir bu pandeminin sıkıntısından dolayı herkesin bir özlemi var. Biz de heyecanlıyız. İnşallah güzel bir program olur. Halkımızı eğlendiririz. Hep beraber oluruz. Teşekkür ediyorum. Bağcılar Trabzonlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaşoğlu. Bugün Bağcılar'da ve İstanbul'da farkımızı göstereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sayın Başkanım, 13.sü düzenlenen Hamsi Şöleni için neler söylemek istersiniz? Buyurun. Öncelikle 13.sü geleneksel 13. Hamsi Şöleni düzenliyor olmamız bu işin düzgün bir şekilde devam ettiği anlamına geliyor aynı zamanda.
geleneksel hale gelen bir etkinliğimiz. Bağcılarımızda hizmetlerimizi yapısal anlamda, şehircilik anlamında devam ettirirken özellikle sosyal ve kültürel çalışmalarımızı da derneklerimizle, vakıflarımızla, yörede yaşayan hemşerilerimizle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz. Bağcıların renk mozaiği bunu gerektiriyor. Çünkü bağcılarımızda ülkemizin her bir tarafından, Balkan coğrafyası yine başta olmak üzere Kazakistan da dahil birçok hemşerimizle birlikte yaşıyoruz. Dostça ve kardeşçe kültürlerin mozaiği olarak yaşadığımız ilçemizde de aynı zamanda yöresel kültürleri de yaşatma faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Her biri bizim için çok güzel bir ortak payda oluyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik adına. Bugünün ortak paydası da hamsi. Burada baktığınız zaman hamsinin ufak olduğuna bakmayın. Onun ufağı lezzetli olur ama esas olanı soyu çok kalabalıktır. Onun için bugünkü güzelliği oluşturan hamsi, Karadeniz'in güzelliği hamsi, 30 çeşit farklı yemek kültürünü yine burada göreceksiniz. Birbirinden farklı. Gerçekten benim bile ilk defa gördüğüm burada yemekler var. Bu da aynı zamanda gösteriyor ki kültürün, yemek kültürünün de aynı zamanda Karadeniz'de yaygın olduğunu ve güzel bir şekilde de yaşatıldığını gösteriyor. Bugün de burada Trabzon derneklerimizle beraberiz. Federasyon başkanımız aramızda. Bağcılar Trabzonlar Derneği başkanımız Ethem kardeşimize de ben ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzelliği bize oluşturdular. Burası daha da güzel olacaktı. Daha da hareketli olacaktı. Yine hareketli ama 3 gün boyunca bunu düşünüyorduk. Farklı standlar da burada olacaktı. Ama maalesef burada bir takım siyasi engellemelere maruz kaldık. Hatta derneğimizle birlikte Bağcılar Belediye'mizin bayrağının asılmasını bile hazmedemeyenler oldu. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bunu da halkımızın takdirine bırakıyorum. İnşallah bağcılarımızdaki bu kardeşlik diğer yerlerde de örnek olur. Ben tekrar emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı olarak üst çatı kuruluşu dediğimiz bu kurum öncelikle Bağcılar Belediye Başkanımıza burada huzurlarınıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. 13.sini yapıyoruz bu yıl. Trabzon Bağcılar Derneğimiz bu konuda gerçekten olağanüstü çaba sarf ediyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bugün hava da çok güzel. Binlerce insanımız alanı doldurdu. Belediye Başkanımızın kültürlere vermiş olduğu hizmeti burada bir kere daha görüyoruz. İşte hamsinin burada ilk defa ben pizzasını görüyorum. Burada farklı bir coğrafya, farklı bir milletin insanların burada toplu halde, burada bir arada olması, İstanbul içinde, ülkemiz içinde bir arada olması çok önemli husus. Burada bir kere daha Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı'ya herkesin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu konuda olağanüstü emek ve gayret sarf ediyor. Kendisine bir kere daha huzurlarınıza teşekkür ediyor. Günümüzün hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Bağcılar Trabzon Derneği olarak gerçekten Bağcılar Belediye'mizin ortaklaşa yapmış olduğumuz bu güzelliğe bu sene 13.sini kattık. Bizim yıllardan beri yaptığımız bir günlük dedik, insanlarımızın artık bir güne tatmin olmadığını gördük. 3 güne çıkardık ama biraz önce belediye başkanımızın söylediği gibi bazı siyasi maruzlara olaylara maruz kaldık. Mecburen bugün havanın güzel olması, inşallah o yapılan siyasi baskılar neticesinde bugün inşallah o 3 günün azından çıkaracağız diye düşünüyoruz. Ama biz sivil toplum örgütleri olarak şunu söylüyoruz. Siyasi baskılar her ne olursa olsun bizim tek derdimiz var. İnsanlarımıza, hemşehrilerimize, yalnız Trabzon'a değil, Karadeniz'e değil, bütün ülkemizin güzel insanlarına hizmet etmek için varız. Bundan sonra da bugüne kadar olduk, bugünden sonra da olacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Oh, 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 oh
Ahmet Bey, bugün bir sürprize yakalandık. Eşim bana bugün sürpriz yaptı. Yani hiç tahmin etmiyordum ama o da geldi. Kendisine soralım bakalım, nasıl buldu bunu? Bu şenliği nasıl buldun? Biz de Edem Bey destek olmak için geldim eşime. Eğer stresli gün yaşandıysa da bize de yansıtmadı. El işlerinde başarılar dilerim her şeyinde de. Evet, evet. En azından bir kovan verelim dedik. Eve gittik bir dayak yemeyelim, anladınız? Değerli hemşehrilerim, bütün engellemelere rağmen bazıları Trabzonlu Derneği ve bazı belediyemize ortaklaşa yapmış olduğumuz hamsi şöleni şaşalı bir şekilde devam ediyor. Bunun da ispatlarını şu anda gösterecek olduğumuz yemeklerde size izah edeceğim. Şu anda yağda kızaran hamsimiz hemşehrilerimize ekmek arasında yanında tatlısıyla beraber veriliyor. Bundan sonra evet, evet tavada. Mücadelemiz bu yönde. Evet. Tavada. Bunun da ustası Şakir Günaydın kardeşimiz. Aynı zamanda bizim başkan vekilimiz. Yandık. Ama nasıl yapacak, nasıl yapıyor onu da bilmiyorum ama biraz sonra tadına bakacağız. Evet, şimdi Şakir Bey'e soralım bakalım. Sor bakayım. Bunu nasıl yapıyor? Kendisi izah etsin. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Hamsinin en önemli noktası şudur. O tabağı alalım. Bak şimdi, bak gel, yaklaş bana abisi. Bak bunu çekiyoruz bak şimdi. Çevir onu, çevir. Çevir, çevir, bana ver onu. Öyle ver, sıkıntı yok. Bana ver şunu. Şimdi, bunun en önemli püf noktası bir kere tavada sıcak sıcak servis edilmesi bir. Mısır unuyla beraber karıştı mı, bunun lezzetine doyulmaz. E tabi bir de bunu bazen meydanda yersek o işin diğer tarafı. Kılçığını ayırmaya hiç çalışmayın. En büyük lezzeti de kılçığında. Benden bu kadar başkan. Evet, bu da ızgarası. Biz hep şunu söylüyoruz. Bazılara hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Yöre ayrımı yapmadan, insan ayrımı yapmadan bu vatanın milletini seven herkes için bu hizmeti seve seve yaptı. Bugüne kadar, bugünden sonra yapmaya devam edeceğiz. Bizim biliyorsun denizde hamsi, karada lahanamız. Bu lahanamız. Hamsi turşusu. Evet. Olmaz demeyin. Biz yaptık, oldu. Hamsili lahana sarması. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi tavada yaptığımız kızartma hamsi. Bu da bulaması. Evet, değerli hemşehrilerim. Olmaz demeyin. Tekrar söylüyorum. Patates kızartmasından hamsili yapıyoruz. Bu tarihte başka yok. Ama öğrenin. Evet. Hamsili. Hamsili mısır ekmeği. Hamsili mısır ekmeğimiz. Hamsiden demeyin ki yemek fazla olmaz. Yemek yaptık, ismini dahi koyamadık. İnşallah bir dahaki programda koyacağız. Gördüğünüz gibi hamsili yemeklerimiz. İsmi dahi yok ama ismini koyacağız. Artık şampiyon Trabzonspor hamsisi diye de söyleyebiliriz. Ayrıca evet, hamsili biber dolması. Evet, bunu da yapan yine sağ olsun ustalarımızın eline sağlık. Trabzon'umuzun kültürü İstanbul'da şov yapıyor. Bayrağı dikmiş. Evet, Türk bayrağının olduğu bir eksiklik var. İnşallah bir daha şeyde Trabzonspor'un bayrağını da dikeceğiz. Hamsili pilav. Evet, hamsili şiş kebap. Adana kebabı değil ha, Trabzon kebabı bu hamsili. Hamsili dolma değerli hemşehrilerim. Gördüğünüz gibi hamsili dolma. Yine hamsili. Bu da hamsili mısır ekmeği. Evet, hamsili mısır ekmeği. Hep diyorlar ya İtalyan pizzası, İtalyan pizzası. Evet, bu da Laz pizzası, Trabzon pizzası, hamsili pizza. Evet değerli hemşehrilerim. Biliyorsunuz hep yaş gününü kutlarız. Kutladığımız yaş gününü de yaş pasta diye, pastayla kutlarız. İşte hamsili pasta. Trabzonspor renkleri, bordo mavi renkleri altında hamsili yaş pasta. Bu bir tarihtir. Ustalarımızın tekrar eline sağlık. Karnı yeri hepimiz biliyoruz ama etlisini biliyoruz. Kıymalısını biliyoruz. Bu da hamsili karnı yarık. Değerli hemşehrilerim, bu da hamsili pide. Evet, hamsili pide. Hep yağlan ve etten olmayan pide. Bu da hamsilisi. Yine hamsili domates dolması.
hamsili domates dolması. Bu tarihte hiç görülmemiş ama biz yapıyoruz. Hamsili mücver. Hamsili mücver. İnan adını ben bile söyleyemiyorum. Hamsili okudun değil mi? Vatandaşlarımız onu ekranlarda okur. Evet. Hamsili güveç. Bir gösterirsiniz değerli hemşehrilerim bunun. İnşallah seneye burada yemeği bekliyoruz. Gelmeyen hemşehrilerimiz. Ya arkadaş adı duyulmamış, sanı duyulmamış. Hamsi'de neler olduğunu işte burada ispatı hepimiz şahitiz görüyoruz. Hamsili pepebe evet. Hamsili sefa, hamsili lahana dolması, kara lahana dolması bu hamsili. Hep daha bundan sonra kıyma filan aramayın, et aramayın, hamsiliden olur. Yapan bütün kardeşlerimizin eline sağlık. İnşallah bunu bu sene yaklaşık 25 çeşit hamsili yaptık. Her sene üzerine koyarak artırarak hamsinin artık bundan sonra kebabından ne olursa her şeyini yapmaya burada hazırız. Biz şunu diyoruz. Hamsi şölenleri belki her yerde olur ama bazıları da farklı olur. Emeğe geçen başta belediye başkanımız Lokman Çağrıcı ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahmet Bey size de sağ olun. Ayağınıza sağlık. Güzel bir çekim. Bütün hemşehrilerimize bizi ulaştırıyorsun. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gülden güzeli yuturamam ben de yalvarırım Allah. Uşaklar bizden oynamayanlar şöyle bir açın bakayım ya. Genişlesin bu halka ya. Arkadaş yaralım biraz. Yok yanımda bir şeysi mektuplarından. Gülden güzeli yok yanımda verdi. Yalvarırım Allah'a hamsi sevmesi. Gülden güzeli yok yanımda verdi. Yalvarırım Allah'a al bir daha. Şu ülkün
günü dostumla görüşeyim bazı. Şüveli günü dostumla görüşeyim bazı. Ha bu köyde meşhurdi dört kareli niyazi. Yalçılar köyü vardı, cepheleri ormanlık. Ey gidi arkadaşlar, nerede eski insan? Ey gidi arkadaşlar, nerede eski insan? Rize'ye gidiyorken pazarla memuradım. Rize'ye gidiyorken pazarla memur. Akkışlı saçlarına nazarla memur. Akkışlı saçlarına nazarla memur. Güzelleri ciğerlere yanacak gibi. Yaski güzel bu kuyruğun yok sende uçtu. Güzelleri ciğerlere yanacak gibi. Yaski güzel bu kuyruğun yok sende uçtu. Şurayı da bir boşaltırsak, şöyle geliyor doğru, rica ederim.
çalır mirazi. Bir sevdalı yüzünden yandım yandım dirildim. Bir bok yiyen dizi canım mahkemeye verildim. Mahkemede ibadetimi sürmedi yarım saat. Hakim dinledi beni çekti fenadına. Sevenle suç olur mi ah dostlarım kaba. Kütün değil o güzel yaksın elinde gün. Sevenleri ayırmak çömeği fakafe. Sevenleri ayırmak hayda görme. Konuştum. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok.